Ne var Polat Alemi? Müsaade edin bir günde Leyla Hanım'ı biz bırakalım. Müsaade edin ben ikinizi birden bırakayım. Bir şey mi oldu ki? Daha ne olacak? Adamı içeri attınız. İyi ya işte. Adam içeride. Herkes rahatına baksın. Günde Ersoy gibi 10 tane adam içeri alıyoruz. O zaman biz bu işi bırakalım mı? Ne yapalım? Ersoy'un bir adamı ortalarda yok. Ersoy'un dışarıda olan hiçbir adamı dışarıda gezinmez. Küçümsemeyin. Düşmanınızı küçümsemeyin. Polat Alemdar. O bizim için bir tutuklu. Suçlu bile değil. Leyla, senin için de mi böyle? Tabii ki. Arkadaşlar, Polat Alemdar'a evine kadar refakat edin. Biz de lojmanımıza gidelim. Ben giderim. Polisler sizinle gelsin. Siz polislerle giderseniz bizim içimiz daha rahat olur. İyi akşamlar. Siz savcılarla birlikte devam edin. Emri duydunuz. Birlikte gideceğiz. Ne var şarjlarım var? Al abi cepat. Sen büyüşün balonlarımız var abi. Abi uçaklar var çok iyi. Al abi. Lazım mı? Ne var? Araba şarjlarım var. Uçaklarım var abi. Buyurun. Araba şarjlarım var. Var mı isteyen? Uçak lazım mı? Ya... Kardeşim siz anlamıyor musunuz? Savcıların hayatı tehlikede. Beyefendi, başsavcıyı duydunuz. Ne yapabiliriz? Ne demek ne yapabiliriz? Başsavcının her emrettiğini yapıyor musun? Lütfen zorluk çıkarmayın. Ne yapacaksın zorluk çıkarsam? Beyefendiyi merkeze alın. Buyurun. Tamam, tamam. Geliyorum. Bırak! Uçaklarım var.
Niye önce bacaklarını ateş etmiyorsun? Niye öldürüyorsun? Ya bir git başımdan Leyla. Zaten sinirim tepemde. Her sinirin tepende olduğunda birini mi öldüreceksin? Madem sinirlisin taşıma silah milah. Ruhsatımı da göstereyim mi? Çok komiksin. İyi misin? Değilim. Başsavcıya götürdü adam. Ya bir kere de lafımı dinleyin. Fazla değil, bir kere. Kimin adamısın? Savcı bey, ismimi duymuşsunuz. Benim adım Hamit. Ersoy Ulu Bey'in celladıyım. Madem cellatsın, öldüreceksin. Madem öldürmedin, senin de Ersoy'un da canına okurum. Ersoy Ulu Bey öldür deseydi öldürürdüm. Ersoy Ulu Bey dedi ki, başsavcının hafızası kötü. Eski günleri unutmuş. Sen ona bir hatırlat. Bunların içinde Güneydoğu'da olur verdiğin işler var. Ulu Bey'le Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalıştığınız döneme ait. Ersoy bunları bana niye gönderiyor? Bakanlığa yollasın. Onlar da gereğini yapsınlar. Dostluğunuzun bozulmasını istemiyor. Başsavcılık makamı bizim makamımızdır diyor. Bu makam ne benim ne de Ersoy'un babasının makamı. Başsavcı, beni yokuşa sürme. Ya bütün Türkiye'ye rezil olursun ya da bizim işlerimize karışmazsın. Dikiş atmamız lazım. Dikiş filan istemem. İğneden mi korkuyorsun Tombik? Ne alakası var? Kapanır yara kendi kendine. Savcı hanım, müsaade edin de buna da biz karar verelim. Yok gayecim. Savcı hanım hiçbir şeye müsaade etmez. Her şeye kendi karar verir. İğneden korkar, satırın üstüne koşarak gider. Uyuşturmana gerek yok. Polat uyuşturdu zaten. Sen direkt dik. Hayırdır Tuncay, ne böyle dağılmışsın? Toparlayamadım ki efendim, o pisliğin içine düştüğüm için. Ayrıca teessüf ederim. Beni o pisliğe atan adama kız veriyorsunuz. Bana teessüf etme Memati'ye et. O kadar söyledim. Bu adam bizim hasmımız. Tuncay Bey'e neler yaptı dedim. Teşekkür ederim. Her zaman beni düşündüğünüzü biliyorum. Siz de olmasanız bırakın adama kız vermeyi, konseye bile alacaklar. Konsey ne? Sen konseyi bilmiyor musun Tombik? Nasıl savcısın sen? O kadar odamızı dinletiyorsun, telefonlarımızı dinletiyorsun. Konseyi bilmiyor musun? Alırım Tuncay Bey'i, öğrenirim, merak etme. Size de teessüf ederim hanımefendi. Bizi çöpe atan büyük mikroplar dışarıda, biz içeride, öyle mi? Çantanın ön gözünde uzatır mısın? Ne yaptınız amirim? Ne demek hala bulamadık? Başsavcıdan bahsediyoruz. Her yeri arayın bulun. Bundan kaç nüsha var? Sen bunu sorduğuna göre tek nüsha var. Zaten bu saatten sonra
Seninle bu şekilde saygıyla konuşulmaz. Çok bir şey istemiyoruz. Bizim işimize karışma diyoruz. Hangi işi kastediyorsun? Açık konuş. Savcılarını yolumuzdan çekeceksin. Ersoy Ulubey İstanbul'da kendi sistemini oluşturana kadar onun düşmanlarının önünü keseceksin. Ulubey'in düşmanları devletin düşmanları olacak. Ulubey'in dostları devletin dostları olacak. Kimmiş bu Ersoy'un dostu düşmanı? Liste ver de bakalım. Düşmanlarını tek tek yok edeceğim. Onları o şekilde öğrenirsin. Dostlarına da dokunduğunda haberin olur. Haber yollarız. Dosyalarını başkalarının üstüne yıkarız. Bu sadece adliye ile olacak iş değil. İş bize geldi mi geçmiş olsun. Siz işinizi emniyette, istihbaratta, jandarmada bitirin. Ben onları hallederim. Sana fazla zahmet vermeyiz. Ola ki sıkışırsak. Senden de eski günlerin hatırına dostluk bekleriz. Hı? Yanlış anlamayın başsavcı. Prosedür gereği. Görüyorsun. İçeri attığımız adamlarla aynı yemekleri yiyoruz. Dağda da teröristlerle aynı yemeği yiyordun Ulubey. Ne fark eder? O kadar teröristin yemeğini yedim ki. Kilo aldım. Kilo iyidir. İçeride sağlıklı yapar. Müdürüm. Hani sen büyükşehir oynuyordun? Ben sana demedim mi yapmazlar seni? Yok dedin. Elimde herkesin telefon konuşması var. Belgesi var. Dosyası var. Beni yapmayacaklar da kimi yapacaklar dedin. Benim dosyamın bu kadar tutulduğunu bilmiyordum. Orada tongaya düştüm. Boynuz kulağa geçer. Adamları palazlandırdın. Yetiştirdin. Onlar da senden öğrendiklerini sana uyguladılar. Ona bakacak olursak domuz bağcılara sen yol verdin, ben yol verdim. Şimdi zapt edebiliyor muyuz? Yine de ben sözümü geçiriyorum. En azından satırın dilinden anlıyorlar. Bütün yetiştirdiğim adamların hepsini gizli tanık yapmışlar. Ben ne yapayım? Hangi örgüte kimi koymuşsam mahkemede dosyasını önüme koydular. Tezgah aynı tezgah müdürüm. Biz nasıl onları tasfiye ettiysek, onlar da bizi tasfiye ediyor. Tek güvendiğim mahkemeler. Oho, sen daha çok yetersin. En iyi arkadaşımız başsavcı bile bize karşı cephe aldı. Tasfiye başladı mı müdürüm? Hiç kimse yanında olmaz. Herkes seninle birlikteymiş gibi görünür ama acaba beni korurlar mı? Bir sonraki döneme saklarlar mı diye umutla eski arkadaşını satar.
başsavcıdan bir şey çıkmaz mı diyorsun? Bir süre sesini çıkarmaz. İşimize karışmaz ama bizi de buradan çıkaramaz. Eski dönem olsaydı adama yüksek mahkeme üyeliği teklif ederdik. Dosyalarımızı oradan hallederdik. Şimdi o da bitti. Peki çözümün ne Ulu Bey? Herkesin, her şeyin sahibi para müdürüm, para. Benim yeteri kadar param olursa yeni dönemle de anlaşırım, düşmanlarımı da temizlerim. Efendim amirim. Oğlum, madem kankan, nereye gittiğini de bilirsin. Abi, koca başsavcıyı da biz mi kurtaralım? Devletin o kadar polisi, jandarması var. Bulup kurtarsınlar. Hı hı. Evet amirim. Tamam, ben de adliyeye geliyorum. Başsavcı dönmüş. Gel ben seni götüreyim. Ben kendim giderim. Ben de bir geçmiş olsun diyeyim başsavcıya. Polat, şimdi sırası değil. Yürü Tombik, yürü. Ne oldu lan? Başsavcıyı kesmek yememiş mi? O kadar atıp tutuyordun. Hamit şöyledir, Hamit böyledir diye. Başka bir hesabı var demek ki. Ersoy'u mu çıkarttıracak lan? Başsavcının elinde değil ki. Çok teessüf ederim Memati Bey. Neye teşekkür ediyorsun Tuncay? Ne yaptık ki? Teessüf diyorum, teessüf. Kınıyorum. Niye? O Yaşar isimli baş mikroba kız vermek de nereden çıktı? O mikrop adam beni pisliğin içine atmadı mı? Ben sana Ersoy'u öldür diyor muyum? Demiyorum. Niye? Herkes kendi işini yapacak. Hadi göreyim seni Tuncay. Git intikamını al. Yaşar da orada, oğlu da orada. İkisinin de kafasına sık. Siz ciddi misiniz Memati'cim? Sen benim hiç şaka yaptığımı gördün mü Tuncay'cim? O zaman bir süreliğine sizden Hüsnü Bey'i ödünç alıyorum. İstersen Abdüley'i bile al. Çok teşekkür ederim. Hüsnü, Tuncay'ın yanından ayrılma. Nasıl tensip buyursanız efendim. Hadi, göreyim sizi. Ne diyorsun Abdüley'ciğim? Var mısın bu işte? İşine bak Tuncay Bey. Çok sayıda değerli müşterimiz var. Size daha fazla kar vaat eden olabilir. Ama kimse bizim kadar güvenliğinizi garanti edemez. Bakın, Mısır'daki durumunuzdan ötürü gizlilik sizin için çok önemli. Bunu gayet iyi biliyorum. Ben inanıyorum ki eğer bizimle çalışırsanız bir ömür birlikte çalışırız. Bakın, şu kadarını iddia ediyorum ki biz İsviçre'den daha güvenliyiz. İsviçre Hüsnü Mübarek'in hesaplarını dondurdu. Ama bizde böyle bir şey asla olmaz. Ben size haber vereceğim. Ne zaman haber verirsiniz? Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapsak. Ben haber vereceğim. Ortaklarınızla beni yüz yüze görüştürseniz... Böyle bir şey mümkün değil. Peki efendim.
Bana telefon bağlamayın. Barış Bey, bunları imzalamanız gerekiyor. Yeni müşterilerimiz ne zaman para girişi yapacakmış Barış Bey? Bunlardan bir şey çıkmaz. Çok iyi kağıtlar vardı. Büyük para kazanırdık. Biliyorum. Söyledim ama demek ki başka bir yere yatırım talimatı almışlar. Peki niye görüştüler o zaman? Ben çok ısrar ettim. Onlar da kırmamış oldular. Sağ olun. Odası kalabalık başsavcının. Geldiğini ilettim. Ben senin odana uğrarım dedi. İyi. Kimin bu kitap? Bilmiyorum ama enteresan bir hikaye. Bir İtalyan asıllı Kanadalı'nın gerçek hikayesiymiş. Müslüman olduktan sonra eşi ve çocukları terk etmiş. Başına gelenleri anlatıyor. Çok da enteresan bir şekilde anlatıyor. Tombik, bu kadar dosyanın arasında kitap okumaya nasıl vakit buluyorsun? Başka türlü kafam dağılmıyor. Ayrıca ben de insanım, robot değilim. Hem ne zamandır aklımda. O kadar İstanbul'a geldim. Bekledim ki bir gün, hadi Tombik seni bir yere yemeğe götüreyim diyesin. Hiç, sıfır. Seni doyurmak için bir lokantayı kapatmak lazım. Önceden yemek hazırlamaları lazım. Baba olan sensin. Parmağını bir şıklatırsın, lokantada kapatırlar yemekhanede. Ayrıca şıkır şıkır bir yer isterim. Öyle esnaf lokantası falan değil. Allah bilir, gazetede, mecmuada trendleri de takip ediyorsundur sen. Kadınım ben, kadın. Hem işimi yaparım, hem dünyayı takip ederim, hem de öbür dünyayı takip ederim. Biz siz erkekler gibi at gözlüğü takıp yaşamayız. Kitabı bana hediye edersen yemeğe çıkarız. İlle karşılığında bir şey alacaksın. Sen ne cümleymişsin? Kaç paraysa vereyim. Beni kitapçıya götürme şimdi. Olmaz. Bitsin öyle veririm. Merak ediyorum sonunu. Geçmiş olsun. Sen Hamid'in bizi takip ettiğini nereden biliyordun? Falcı olmaya gerek yok bunu bilmek için başsavcım. Madem açık konuşuyoruz, siz de benimle açık konuşun. Bunlar sizden ne istiyor? Ne isteyecek? Ersoy'u serbest bıraktırmalı. Bunun için size gelmezler. Ayrıca cezaevinde olmaktan memnun olmasa oraya da gitmezdi. Yattığı yerde kiminle görüşüyor? Eski emniyet müdürüyle birlikte kalıyorlar. Üçünüz bir yerde görev yaptınız mı? Görüyor musun Leyla Hanım? Sorgu nasıl yapılıyor? Efendim, Polat Alemdar hepimizin iyiliği için söylüyor. Biliyorum arkadaşlar, biliyorum. Ama siz de beni anlayın. Bazı şeylerin konuşulması bile devletin düşmanlarına güç verir. Vatandaşı çaresiz bırakır. Biz Ersoy'la bu emniyet müdürü arkadaşla görev yaptık. Maalesef bu ikisi illegal işlerin içine girdiler. Siz niye göz yumdunuz? Ben göz yummadım. O dönemin şartları bizi mecbur bırakıyordu. Bunu sen de iyi biliyorsun Polat Alemdar. O zaman bu ikisi içeride bir şeylerin planını yapıyorlar. Onların planları bitmez.
Ama gerçekleşmeyecek bir hayalin peşindeler. Eski günlerine dönmek. İkinize de yine tavsiyem, bu işleri kurcalamayın ki bu şahıslarla birlikte tarih olup gitsin. Beni o emniyet müdürüyle görüştürebilir misiniz? Hayır. Benden hala sakladığınız bir şeyler var mı? Tabii ki var. Devlet sırrı diye bir şey var. Senin sakladığın sırların yok mu? Devletin gücünü kullanıp da devletin çıkarını zedeleyecek hiçbir şeyi saklamadım. Bazı şeylerin zamanı var. Geldiğin için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Leyla'yı bu sefer sen bırakırsın. Daha güvenli olur. Müdür işini bir araştıralım Leyla. Emredersiniz Sayın Bakanım. Allah Allah. Şşt. Merver. Hadi koçum. Çift şekerli olan Özcan abinin. Sonra Zülfikar Ağa'ya vereceksin. Sonra Memati abiye. Sonra Abdül'e. En sonunda Özcan'a. Abi ben ne anlarım? Dökerim çayları. Aslanım mafya çay ocağından başlar. Sonra kahve. Sonra bitirimhane. Sonra yazıhane. En son gasilhane. Hele bir dök çayları ki. Mafya kariyerin başlamadan nasıl bitiyor gör. Abi birini alalım. Çayları o götürsün getirsin. Senden mafya filan olmaz aslanım. Çaycıya mı dinleteceksin konuşmaları? İçeride ne konuşuluyor biliyor musun? Bilmiyorsun. Hadi soğudu çaylar. Ne mafya Serhan? Çocuğun kafasını ne bulandırıyorsun? O bizi mafya zannediyor. Bırak mafya zannetsin. Ayrıca... benim de bir mafya geçmişim var Cahit Bey. Senin gibi memur emeklisi değilim. Bu yeğenim rahmetli Süleymanlı oğlu mu? Evet Zülfikar Ağa. Ne büyümüş maşallah. Hoş geldiniz Zülfikar Ağa. Hiç hoş gelmedik Can Polat. Hayırdır? Ne oldu? Ersoy Yezidi içeri girdi. Dışarıdaki Yezidleri ellerine satır aldı, bizim çocukları kesti. Ahmet bir şey mi yapmış? Yapmış. Bizim şoförlerden birinin elini kesmiş. Sebep? Bir daha Ersoy'un malını taşımayana tır sürdürtmem demiş. Hamid'in adamlarını bulun. Aynı şekilde cevap verelim. Ben bulurum abi. Abdüley, sen de Hamid'e ulaşmaya çalış. İş daha büyümeden... hazır Ersoy içerideyken bize katılsın. Yoksa ölecek. Konuşurum abi. Dayı, İzzo geldi. Geldi? Ben deyim bu İzzo Akbaba gibi. Geldiğine göre yine melanet bir şey diyecek. Cevher, ortağımız hakkında böyle konuşmaktan seni men edeyim. O bana para getiriyor.
Ben neyi sevdiğimi bili. Ben dedim ki bu sefer ortam paramara getirmeyi. Bana böyle negatif konuşmaktan sen men edim. Kimse de bana getirdiği paradan vazgeçemez. Ele desen. Ele. Ele. Nasılsın Zaza? Emekli paşalar gibiyim. Her şeyden şikayetçiyim. Neden şikayetçisin? Memleketin gidişinden, işten, güçten, yeni nesilden, eski nesilden, her şeyden, herkesten. Eştadım düzüm yok İzzet. Sen ne diyorsun? Ben de emekli baytarlar gibiyim. O nasıl oluyormuş? Hayvan kısmından kurtuldum ama insanlar artık bana hayvan geliyor. Hele Cevher'in yarasına bak baytara. Bak kuzumu nasıl da vurdular. Geçmiş olsun Cevher. Dostlar sağ olsun. Düşmanlar kahrolsun. Ben de bunun için geldim Zaza. Bu Ersoy'un İstanbul'a gelişi hiç iyi olmadı. Her şey birbirine karıştı. Eğer biz sigara işine devam edeceksek ne örgüt bize mal verecek ne de Ersoy bunları İstanbul'da sattıracak. Diyorum ki bu işi ya sen yap ya ben yapayım. Ortaklığı bozalım artık. Ben istemeyim. Sen yap. Ben artık ortaklık mortaklık istemeyim. Dayı? O nereden çıktı? Cevher, ben artık tumansız havayı çok seviyorum. İşin hayrını göreceğiz ha. Yani ben yokum mu diyorsun? Herkes bildiği işi yapsın. Ben yokum. Hisse işini sonra mı konuşacak değilsin dahi? Ne hissesi kardeşim? Şirket mi kurduk? Hiç. Ben bir şey istemeyeyim İzzet ha. Sağ olasın. Peki. Kal sağlıcakla. Arabayı hazırla. Zeta. Dayımın iki yeğeni birden vurulmuş. Tam kendinde de. Bir hafta sonra gel, hisse işini konuşak. Sen şimdi Zaza'ya bunamış mı diyorsun Cevher? Bunamışsa ona göre konuşalım. Şşş. Sen şimdi eski baytarım dedin. İnsanların hastalıklarından hiç anlamazsın. Git öküzün bunamışına bak, eşeğin bunamışına bak. Benimle dayım hakkında böyle konuşma. Yarın öbür gün senin tepene binecek hissem diye. Yarın öbür güne çıkarsanız konuşuruz Cevherim. Ben bir yere gitmiyorum. İstediğiniz zaman çağırın geleyim. Dayı, kahve içisin. Ne içeceğim? Kahve içecek halımız mı var? Çedene kahvesi ha. Verçem. Oğlum ben şekersiz kahve sevmiyorum, bilmiyor musun?
Adam yaşlı, şekerli içmez diye yaptım. Ver ben içem. Yok yok, içem ben. Dayı niye böyle yapsın? Nasıl yapayım Cevherbek? Niye cigara işinden çıkayım? Kaç para yüzünden yegenlerimden olam Cevher? Ya biz vurulduk diye sen niye sen olmaktan vazgeçsin? Beni ben yapan işte yegenlerim. İstemin para mara. Dayı, sen bizimle kafa bulisin. Yok oğlum lan. Ya siz niye yoktan anlamışsınız? Ersoy ölene kadar işmiş yok. Allah Allah. Dahi senin ateşin mi var? Doktor çağıran mı? Cevher, kırmıyor mu elin? Dayın ne zaman ısınmış ki ateşten çıka? Adamların oteli burası. Parayı getirecekleri uçağın yeri de burası. Büyük ihtimalle bu hangardan arabaya nakledecekler. O zaman buradan geçecekler. Burada işlerini bitireceğiz. Siz kafayı mı yediniz lan? Nereden bitiriyoruz? Kaç tane korumaları vardır kim bilir? Ne ulan? Yine mi tırstın? Emrinde hiç sürüsü gibi adam var. Bizim dışımızda bir kişi bile öğrense bu işi, kimin yaptığını anında öğrenirler. Sen zannediyor musun ki bu para birilerinden izinsiz İstanbul'a geliyor? Olmaz diyorsanız olmaz. Ama yazık. Büyük para. Olmaz demiyoruz. Bu işi halledeceksek akıllı halledeceğiz diyoruz. Değil mi Fırat? Arkadaş, nasıl akıllı halledeceğiz? Konvoyu durdurursak gerisi kolay. Durur mu lan bunlar? İki gün çay taşıdım Polat Alemdar'a, başımıza Polat Alemdar kesildin. Yoksan yokum de koçum. Tırstım de. Ben bu işlere girmem de. Doğru dürüst konuş, tepemin tasını attırma. Peki nasıl durduracağız konvoyu? Ya Evren, ya Selvi bizimle olursa bu iş tamam. Cık, Selvi olmaz. Selvi bu sıra hata yapmayacağım diye hiçbir işe girmez. Evren'le konuş o zaman. Bir şey yapmayacak. Sadece yolu kesecek. Yüzü deşifre olursa kızın nasıl olacak? Olmayacak. Yolun ortasında yardıma ihtiyacı olan bir kadından kimse şüphelenmez. Arar mıyım ben seni Abdüley? Diyeceğim belli. Gel bizimle ol, Ersoy'u sat.
Selamun aleyküm. Sizde misafire çay söyleme adeti yok mu? Çay bayat, size layık değil. Su da mı bayat? Sular akmıyor. Kerbela'ya mı geldik Zülfikar Ağa? Bunlar Kerbela'ya kurban olsunlar. Olurlar, olurlar. Sen misin Hamid'in adamı? Evet, benim. Çağır ağanı gelsin. Benim ağam çağrılınca gelmez. Keyfi istediği zaman gelir. Onun keyfinin gelmesi için illa sen öleceksin yani. Yok usta, niye ölsün? Madem Hamid el kesiyor, biz de iki elini birden keselim. Biz Hamid değiliz Memati. Sen de o Hamid'in elini kestiği arkadaş gibi direksiyon sallıyor musun? Şoförlüğüm iyidir. Cık. Yok yok. Sen çok hızlı sürüyorsun. Senin ayağını gazdan kesmek lazım. Hamid'e deyin ki karşıma çıkana kadar bütün adamları topal kalacak. Hiçbirinin ayağı tutmayacak. Keyfi ne zaman istiyorsa o zaman gelsin. Duydum ki bu ekip içinde bir aklı başında senmişsin Özcan Ağa. Onun için seninle konuşmak istedim. Hamid, madem konuşmak istiyordun, şoförümüzün elini keseceğine gelip konuşsaydın ya. Sanki siz başka bir şey yaptınız. Gittiniz adamların bacaklarını kırdınız. Polat Alemdar'a dua et. Bana kalsa hepsini gebertirdim. Öldürseydin kim kazanacak? Neticede biz iş yapmıyor muyuz? Biz kazanınca siz de kazanmıyor musunuz? Ne diye meseleyi şahsileştiriyorsunuz? Ulu Bey'in malını taşımayız diye? Amcam böyle uygun gördü. Biz de ona göre hareket ettik. Sen Ersoy'un dediğinden çıkıyor musun ki? Biz de büyüklerimizin sözünden çıkalım. Eskiden amcanın dediği hiçbir şeyi yapmıyordun. O eskiden de Hamid. Özcan Ağa, bak, biz büyük işler yapacağız. Bunu da tırlarla yapacağız. Ha sizin tırlar, ha başkalarının tırları. Git amcanla konuş. Bu iş kaçmaz. Amcan girmiyorsa seninle birlikte girelim. Kimsenin haberi olmaz. Ruhu duymaz. Bak, Zaza işine gelince nasıl sizinkilerden habersiz iş yapıyor? Hı? Sen de yap. Hamid, sen bir yerden çok yaşayacağım diye garanti mi aldın? Bak, Ersoylu Bey içeri girdi. Çıkar mı bilinmez. Çıkarsa yaşamayacağı kesin. O ölürse sen ne yapacaksın? Madem iş yapmak istiyorsun,
Ayrıl Ersoy'dan gel yanımıza. Döneklik bizim meşrebimizde yok. Sen bir kere dönmüşsün. Bir daha dönsen ne olur? Hatadan dönmek baba yiğit işi. Beni sen anlarsın. Nerelerden dönmüşsün? Gücünden dönüyorsun. Sevdiklerinden dönüyorsun. Şerefsiz diyeceklerini bile bile dönüyorsun. Ama doğruya dönüyorsun. Ben senin yerinde olsam bu fırsatı kaçırmam. Ama insanlar istediği gibi hata yapabilirler. Bedelini ödemek şartıyla. Dediğin gibi Hamit. Herkes hata yapabilir. Senin yaptığın gibi. Buradan geçecekler. Emin misin lan? Senin söylediğin yerden çıkacaklarsa buradan geçmeme ihtimalleri yok. Ben diyorum ki işi riske atmayalım. Ya durmazlarsa? Ne yapacağız? Çaprazı alalım. Fırat, bazen kafan harbi duruyor lan senin. Adamların arabaları zırhlıdır, bu bir. İkincisi, zaten bir gürültüyle bu işi halledeceksek gidip mekanlarını basardık. O zaman gidip mekanlarını basalım. Oğlum, ölmek istemiyoruz ki. Voley vurmak istiyoruz. Beni görünce durmadan geçmezler. Of, senin de bu kendine güvenin yok mu? Sanki ömrün boyunca soygun yaptın. Siz böyle birini yolda görseniz durmaz mısınız? Durun.
Yaralıyı yolun kenarına çek. Hastaneye götürelim. Bizim işimiz değil. Lan nasıl vurdurttun kendini? Konuşma, bir tane de sana sıkarım. İyi misin? İyiyim iyiyim. Oğlum, Fırat'ı hastaneye götürmemiz lazım. Hastaneyi unut oğlum. Eve geçelim, biz de bir çaresine bakarız. Sen gir içeri. Can, Hamit'le görüşmüş Can Polat. Abdüley, hani seninle görüşmüyordu? Abi o da anlıyor bizim ne niyetle görüşmek istediğimizi. Görüşmek istemiyor demek ki. Ne dedi sana Özcan? Bu işi birlikte yapalım dedi abi. Sen ne dedin? Ters düz konuştum abi. Ne diyeceğim? Bir de beraber iş mi yapacağız? Özcan, iş yaptıkları bir yeri öğrenmiş. Üstlerine gidelim diyor. Doğru diyor. Neresiymiş orası? Dayı, Nusret geldi. Dayıyı görmek istedi. Yanında da bir işçi var. Bu Nusret'ten de kıl olayım. Gemi ula batırasın namussuz. Neye gelmiş? Sendikasyona gelmiştir. Neye gelecek? Gel sor dayına. Ben konuşmayayım dayıyla. Az tut dayı. Dayım gıcık oluyor. Oğlum iyileştin. Daka başına serum takısın. Dayı, normal şişesi bundan pahalı. Bunun için tasarruf edeyim. Hı? He. Nasıl içi bunu bu çocuk? Terbiyesiz bunun içine vodka mı koymuş? Ne etmiş lan? Dayı, Nusret'le bir arkadaşı gelmişler, seni göreceklermiş. Gelsinler. Öpeyim dayı. Estağfurullah. Estağfurullah. Nedisin Nusret?
Sağlığına duacıyım dayı. Oğlum, sırtımın kuluşlarına dua et dedim. Hani nasıl ettiysen geçmedi. Geçmemiş. Geçmesi lazımdı dayı. Allah Allah. Bu yegenim işçiyse o da etsin. Hey dayı, işçi arkadaş. Onların da fabrikada sendikaları grev yaptırmaymış dayı. Senden yardım istemeye geldik dayı. Kimin sendikası? Ersoy'un sendikası mı? Yok dayı. Onlarınki başka. Normal sendika. Normal sendikası niye grev yapmamış o zaman? Dayı, çağırarak sendika temsilcileriyle görüşür müsün? Yok. Sen bak patronlarını çağır hele. Kimmiş, neymiş? Emredersin dayı. Hadi. Saygılar. Neredesin Nusret? Yine başımıza iş açmaya mı geldin? Estağfurullah Cevher dayı. Sen artık fakirler mi sevsin dayı? Seveyim. Bu fakirler yüzünden Ersoy bize sıkmadı mı? Sıktı. Sen para kazandığımız işi yapmışsın ama hayır işi yapsın ki Ersoy bize ele mi sıka? Cevher sen niye öyle ters yüz konuşsun? Sen bir şey mi içtin? Serum içtim. Bol vitaminli. Dayı, serumu ne ettin? Töktüm. İmdat. Sen o serumun içine bir şey mi döktün? Müsekkin koydum dayı. Nasıl bir müsekkin koymuşsan Cevher çarpmış. Ben o çarpmadım. Ersoy çarptı. Biz şimdi bu Ersoy'a niye savaş açmak? O bizim karnımıza kurşunu doldurdu. Niye biz de ona iade etmek? Almanya gibiyim. Almanya. 50 sene sonrasını düşüneyim. Planlarım var. Şimdi ölemez ya. Ya sen Alman mısın? Zaza'sın. Bu nereden çıkmış? Zaza önce intikamını alır, sonra düşünür. Bak Zaza, 40 yıl sonra intikamını alır. Vah! Ne tez oldu der. Eskinin 40 yılı şimdinin bir günü ha. Zaman serum gibi akıyor. Cevherim, ne zaman Ersoy'u gözünün önünden silersen o zaman intikamımızı alırım. Ersoy'u gözünden moz etmişsin. Kendinde at olmuşsun. At! O sinagi at! Eşek. Siz ne yapıyorsunuz? Senin ne işin var evde? Niye annemle gitmedin? Pusat, ne iş çeviriyorsunuz? Cevap verecek misin? Kenan! Çok konuşma da şunlara yardım et. Hadi sen de bakma. Ne var bunların içinde? Para var, ne olacak? Selvi, gazlı bez var mı evde? Biri bana ne olduğunu anlatacak mı? İyi misin? İyiyim ben. Çok kötüysen doktor çağırayım. Doktor moktor istemem. Yaranın dikilmesi lazım. Dik işte. Ne var? Doktor olsa ne yapacak? O da dikecek. Dayanamazsın acıya. Dayanırım.
Kenan! Eğer uyuşturucu kaçırıp bu paraları getirdiyseniz seni ellerimle öldürürüm. Yok hayatım. Ne uyuşturucusu? Bak Kenan, seninle birlikte olabilmek için neleri göze aldım. Sen de bu işin için etmek için her şeyi yapıyorsun. Sen bu gördüklerini annene ya da başka birine söyleme. Kimse bir şeyin için etmemiş olur. Paraya mı ihtiyacınız var? Senin mi var? Kenan'ın mı? Fırat'ın mı? Ya niye böyle bir saçmalık yapıyorsunuz? Var tabii kızım, ne zannediyorsun? En büyük olmak için her zaman daha fazla paraya ihtiyaç var. Hadi. Emin misin? Hadi, ne duruyorsun? Tam bir fırçık. Önceden versene oğlum. Asıl şimdi zaman oğlum. Bir araba mı durdu dışarıda? Babanlar annemi bırakacaktı. Fırat'ı yukarı çıkaralım. Hadi hadi. Yemek için teşekkür ederim. Bir kahve ikram edebilir miyim size? Zahmet vermeyelim. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsın Selvi'ciğim? Sağ olun. İyi misin koçum? Pusat, bir git başımdan. Kötüyüm işte. Ne iyi olacağım? Sen Selvi'nin kıyafetlerinden al Evren. Nasılsın Selvi kızım? İyi misin? İyiyim efendim. Siz de iyi misiniz? Sen niye işte değilsin oğlum? Bugün erken çıktım anne. İşten mi kaytarıyorsun Kenan Bey? Çocuğun yüzüne ne vuruyorsun? Gelinimizi görmeye gelmiş işte. Siz yalnız mısınız evde? Yok anne. Pusat var, Evren var. Ben geliyorum. Selvi'cim sen de kahve yap. Nasıl içersiniz? Orta Selvi'cim. Aynısından olsun. Ne iş çeviriyorsunuz lan? Yok bir şey baba. Suratının hali ne o zaman? Ne yapıyorsun annelerin en güzeli? Siz hepiniz niye evdesiniz? Dışarıda gezsek kabahat, evde otursak kabahat. Polat'ın haberi var mı senin burada olduğundan? Onların dışarıda işleri vardı, yolladılar beni. Evren nerede? Gelir şimdi. Nasıl geçti yemek? Ben de çok gelmek istedim ama bunlar bırakmadılar beni. Yani şimdi sen ben Ersoy'u tanımayayım diyorsun öyle mi? Tanımıyorum. Gazetede, televizyonda da görmedin yani. He? Televizyonda gördüm.
Yakından görmedin yani. Görmüşsem de hatırlamıyorum. Ne demek hatırlamayayım kardeşim? Şimdi insan şeytanı görse hatırlamaz mı? O zaman görmedim. O zaman bunlara niye zam yapmışsın? Çalışmıyorlar. Çalışsınlar yapayım. Nusret, çalışmamış arkadaşların? Yok dayı, niye çalışmasınlar? Yalan söyleyin. Yalan mı söyleyeceksin? Yalan söylemiyorum. E siz ne iş yapıyorsunuz? Konfeksiyon. Kalk hele, boyumun ölçüsünü al. Otur lan. Dayı, o kim ki senin boyunun ölçüsünü alsın? Haddine mi? Aferin lan Nusret. Bir serumu hak ettin. Kalk pantolonumun ölçüsünü al o zaman. Dayı. Dayı. Onlar kot pantolon yapıyor. Sen kot giymiyorsun ki. Ben giymeyim ki Cevher giyecek. Cevher'in ölçüsünü al. Cevher dayı. Kortta kaç giysin sen? Nusret. Serseri mayın gemisi gibi üzerime gelme. Salarım iki torpido. Görürsün. Ya bunların bir işten anladığı yok dayı. Ben zam yapmayayım. Şirkete ortak edeyim. Hisse vereyim. Eğer dedikleri gibi çalışıyorlarsa hepsi kazanır. Hı. Hatta borsaya açılırız. Daha da büyük paralar kazanırız. Sikipülasyon değilsin yani. Dayı, biz nakit istiyoruz ama. Ulan adam ortaklık veri. Ne nakit oğlum? Siz istiyorsunuz ki çalışmayak, biri bize para vere. Kalk, kalkın gidin ortak olun, kalk. Öpeyim dayı. Hadi. Fazla ise vermeyesin. Küçükten başlat. Sikipülasyondan sonra haklarını verirsin. Teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı? Bana haftada bir kağıtların durumunu bildir. Belki sizin loplardan alırım. Dayı, Kader yengem arıyor. Sonra ararım ben onu. Hele ver bakalım ne demiş, ver. Alo. Kaderim, ben dayın. Yok canım, işli köfte mi dedin? Kızım bunlar çok sabahtan beri sermişler. Dayan yaptın, Cevher'e yapmadın yani değilsin he? Yok, bana ne yapacak? Ben her gün yiyeyim. Kız cevizli mi cevizsiz mi? Vallahi cevizliyse yerim iki lop. Aman top. Hadi beklim. Hadi gözlerinden öperim. Dayı, ya niye çağırsın? Görmüşsün mü moralim bozuk. Kader gelince moralin de gelir. Thank you.
Bize müsaade. Müsaade sizin. Hadi canım. Bir dahaki sefere biz sizi hep birlikte yemeğe alalım. Evet, mutlaka. Tabii. Buyur canım. Selvi'cim, kendine iyi bak. Siz de. Nesrin? Bu saat görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Canım. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Fırat ne olacak? Bilmiyorum. Çeviriyorsunuz siz. Anne çıldırdın mı? Ne iş çevireceğiz? Aptal mı zannediyorsun beni? Aldığınız nefesten anlarım ben sizin ne yaptığınızı. Anla o zaman, ne konuşuyorsun? Serseri doğdun. Serseri gibi öleceksin. Küçük işlerin adamından büyük adam olmaz. Küçük işlerin adamı öyle mi? Serseri öyle mi? Gel benimle. Bir daha bana serseri deme. Bu çocuk burada ölecek. Anne, doktor çağırmak lazım. Doktor moktor olmaz. Tamam, tamam, doktoru ben hallederim. Selvi koş aşağıdan telefonumu getir. Bir daha yapacağınız şeyi söyleyin ki arkanızı kollayayım. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Hoş bulduk hayırsız. Bir yengeni arayıp sormak yok mu? Asıl ben sana bozuyum yenge. O kadar kurşun yedim, bir geçmiş olsuna gelmedin. Duyuyor musun bak Cevher bak? Haklı çocuk. Duyayım duyayım. Hiç de haklı değil. Hoş gelmişsin bacım. Hayatı hatırladın değil mi Cevher? Hatırladım. Nasılsın bacım, iyi misin? Teşekkür ederim abi, iyiyim. Dayı müsait mi? Siz niye geldiniz? Dayımızı görmeye de mi gelemeyeceğiz Cevher? Vay, ben has gelinim gelmiş. Hoş gelmiş. Gel ben de senin o güzel gözlerinden öpeyim, gel. Dayı bizi gördüğün yok ama gözümüzden öpüyorsun. Ben bu Cevher'in yüzünden. Cevher görüştürme ha. Seninle görüşürsem hani gılıbık olduğu meydana çıkacak ya. Ne? Dayı, Hayat Hanım da burada. Hoş gelmişsin Hayat Hanım. Hoş bulduk. İmdat! Hıy, ne düşün ya? Dayı, ısıtağı böyle getiren. Ya sen git şeyleri al gel. Sen git. Gel 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 gel. Gelin 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 gelin. Oy. Vay 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 vay. Ellerin dert görmeye Cevher'in kaderi. Afiyet olsun dayım. Valla bir de bana böyle köfte yapsa ben de gılıbık olurum. Aferin Cevher. Dayı bilirsin bizim cinste kadından korkan yok. Hem dayı sen gılıbık adam sever misin? Severim severim. Akıllı adam gılıbık olur. Konuş dayı konuş. Bu yeğenine bir senedir bir iş söyledim, sana söylemiyor. Öyle değil mi Cevher? Ya kızım vurma. Kıracağım kemiklerini. Neymiş bana
Cevher'in söylemediği derdin? Bu bizim hayat bir yerde çalışıyor dayı. Müzikli lokal. Hı. Bunların patronu haklarını alır. 3 kuruşa çalıştırır. Bir sigorta bile yaptırmıyor. Ersoy mu sizin patronunuz Hayat Hanım? Yok, Murat. Niye bana söylemişsiniz Halledem? Yok, incir çekirdeğini doldurmayan mevzular için dayımı rahatsız ettiniz siz. 50 defa demedim mi sana ben Cefer ha? Yav kader diyeyim, kime diyeyim? Yani sizin burada hakkınızı yiyeyim, Cevher'de fosur fosur oturayım. Hop oğlum boş beleş. Sen Ersoy'dan intikam neyen? Bacın hayatı badem ezmesi gibi yapmışlar eze eze. Sen daha Ersoy değilsin. Murat da orada duruyor. Dayı, eğer de haberin varsa... De ki valla. Valla da, beş billah da. Niye? O gün parmağını ip bile bağlamadın mı unutmayasın diye? Ya kızım, o gün vurmadılar mı beni? Ya boş boş konuşursun ha. Madem su içmeye de Hayat Hanım'ın oraya gider. Bakalım hele bu Murat kaçıncı Murat? Ersoy Ulubey'i tanımam ama değilsin. Bak değil mi? Usta, ne oldu Memati? Ben diyorum ki siz zaten Hamit'le Mamit'le meşgulsünüz. Ben de Ersoy'u içeride nasıl hallederiz onu düşüneyim. Nasıl halledecek misin Memati? Bilmiyorum usta. Daha düşünmedim. Çıkar o, çok durmaz içeride. Onun paşa paşa yatmasını mı bekleyeceğim usta? İyi düşün Memati. Ama cezaevi eskisi gibi değil. Eskisi gibi olsa bir gün yaşatmazdım. Çoktan şişletmiştim. Eskisi gibi olsa Ersoy'un şimdi koğuşu vardı. Emrinde adamları vardı. İçeride silahları vardı. Hatta roket atarı vardı. Özcan'la Zülfikar Ağa'yla konuş. Hamit üstlerine gider mi der, bizden habersiz iş yapmasınlar. Bir süre ortalıkta görünmesinler. Usta, bu kadarını tembih etmeye gerek var mı? Bizimkiler de dünkü çocuk değil. Hamit de mahalle kasabı değil. Sen dediğimi de. Zülfikar'la yeğeni neredeyse yerini öğrenin. Beni emretmişsiniz efendim. Ünsal'cığım, seninle tatsız konular konuşmaktan bıktım. Bir şey mi oldu efendim? Bizim dostlarımızı İstanbul'da gündüz vakti soyuyorlar, senin haberin yok. Anlamadım Sayın Feller. Mısırlı dostlarımıza paralarını İstanbul'a getirebileceklerini söyledim. Şahsi garanti verdim. Bugün birileri onları para transferi sırasında soymuş. Ben seni İstanbul'u rahat rahat dinle diye o koltuğa oturttum. Sen kimleri dinliyorsun Allah aşkına? Keşke bunları bana olduktan sonra değil, olmadan önce söyleseniz efendim. O zaman kimsenin parası çalınmaz, kimse de bizden uyuşturucu kaçıramaz. Eğer benden memnun değilseniz... Yerime benden daha iyi birini getirin. Peki sen ne yapacaksın bu işi yapmazsan?
Siyaset yapmak istiyorum. Parti kurmama izin verin. Bunun için henüz erken. Soğuk savaş konsepti bitti efendim. Türkiye yeniden yapılandırılıyor. Yeni yılda yeni anayasa yapılacak. Kurumlar yeniden tasarlanacak. Siyasette yer almanın tam zamanı. En akıllı siyaset yapma biçimi göz önünde olmadan iktidar olmaktır. Kritik noktalara kritik adamları yerleştir. Her partinin içinde yer al. Her kurumun içinde yer al. Hem sandıkta kazanırsın hem devletin içinde. Yok, bizzat başbakanlık, cumhurbaşkanlık istiyorsan da bütün bunlar için zaman var. O tır çalışmaya devam edecek. Tır senin adına olacak. Taşıdığı her yükün parasını sen alacaksın. Sağ ol ağam. Bu yapanların yanına mı kalacak ağam? Kalmadı. Kalmayacak da. Çocuklar kaçın. Geç hadi öyle. Çabuk. Çocukları içeri alın. Tamam, Hamit geldi. Anne. Çabuk. Zeynel, sen amcamı kolla. Buyur Zülfikar ağa. Neredesiniz? Tamam tamam. Buluruz. 5 dakika oradayız. Dayanın. Ne oldu Memat? Hamit, Zülfikarları basmış. Neredelermiş? Kartal Havacılar. Zeynel, ev ahalisini koruyalım. Onların peşinde değiller. Bizim peşimizdeler. Biz kendi peşimizdekileri hallederiz. Masumlara zarar gelmesin. Sana elini sık dedim, sıkmadın. Sana benimle anlaş dedim, anlaşmadın. Seni öldürmeyeceğim. Amcanı öldüreceğim ki dönmen için bir fırsatım olsun. Döndüğünü unutma diye de bir iz bırakacağım. Ulan yezik! Özcan! Bana Zülfikar'ı getirin.
Abi Polat Alemdar'la adamları geldi. Yürü yürü. Zülfikar Ağa. Sen Polat. Özcan. Özcan. Bana dur, tutacak bir şey getir. Abi. Hadi Zeynep. Kaçanın ardından gidilmez. İki kişi kaldık. Özcan. Özcan. Çabuk Zeynep. Çabuk durma. Özcan. Özcan. Cahit, acil hastaneye haber ver. Tamam abi. Özcan. Alo Tuncay Bey. Acil ameliyathaneye yazdım. Cevher iyice sordun değil mi? Neymiş adı kaderim? Murat dayı. Bu Murat'ın Ersoy'la bir alakası var mıymış? Ya olsa ne olacak dayı ha? Ya varsa ona göre, yoksa ona göre Cevher. Var mı yok mu? Yok. Cevher var dese dayı bize yardım etmeyecek misin? Allah Allah. Ya var mı yok mu? Siz bana onu deyin. Dayı size ne zaman yardım etmemiş ki şimdi etmesin? Ne bileyim. Sabahtan beri başka türlü konuşursun dayı. Var yani değilsin Cevher he? Yok yok ha yok. Dayı bir şey bilirsin de bize mi söylemişsin? Bu Murat Ersoy'un yeğeni megeni mi? Akrabalık yoksa belki çırağıdır. Sordun mu? Ya hiçbir şey değilmiş. Madem değil değilsiz. Hayat Hanım, sen de mi yok değilsin? Bu Ersoy kim çok merak ettim. Cevher'in can kardeşi, yabancımız değil. Bütün barların kapıları, otoparkları senin emrinde Murat'ım. Evelallah. Ben de kaçak sigarayla, içki tonla. Gel bu işi beraber yapalım. Büyüklerime sormam lazım İzzet Ağa. Ersoy Ulu Bey de bu işin içinde. Sen rahat ol. Zaza'yla birliktesin diye duymuştum. Doğru duymuşsun. Ama Ulu Bey adamlarını alınca Zaza'nın, Zaza bu işten vazgeçti. Ben seninle ortak olmaktan şeref duyarım İzzet Ağa. Eyvallah. Gel, gel ağa. Özcanım, Özcanım giderse benim kimim var? Kimsem yok ki benim. Gitmeyecek Zülfikar ağa, yaşayacak. Gel otur şöyle. Siz olmasanız oracıkta ölecekti Özcanım. Ölmek yok. Artık bizden kimse ölmeyecek. Onlardan ölecek. Onlar yas tutacak, acı çekecek. Can Polat, elini dikemezler yerine öyle mi? O sizin borsacının parmağını diktiler de. Konuştum Zülfikar ağa. Umut yok. Canı sağ olsun. Benim iki kolum ona feda olsun. Yeter ki sağ olsun. Yavrum da kim yaradan var ay? Dayı hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Hoş bulduk yeğenim. Dükkan niye boş? Dayı daha saati değil. Sen buraya kadar niye zahmet ettin? Sen kimi emretsen biz ayağına kadar getirirdik. Bu adamlar kaçta geldi? Kaçta iyi, kaçta içi, kaçta gidi, kaçta yatı zibari. Dayı sabaha kadar dans dans dans. Niye bizi erken getirdin? Bir de kalkıp göbek mi atacaktın utanmadan?
Yok dayı, milleti keserdik. Niye kessin oğlum? Murat da bizim yeğenimiz. Hele çağır Murat'ı gelsin. Emredersin dayı. Dayı, kanlı kesmek değil, gözle kesmek. Sen niye tutuldun Hayat? Ne bileyim, gerildim şimdi patrona karşı. Abi, Zaza dayı gelmiş, seninle görüşmek istiyor. Neye gelmiş? Bilmiyorum abi. Yanında bizim kızlardan Hayat var. Ağırladınız mı? Tabii ki abi. Tamam, geliyorum. İyi oğlum, bunlar halinde memnun gibi çalışırlar. Sana çalışırlar, sen gelmişsin. Kader değil ki çocukların çektiği çilede zulüm. De valla. Vallahi da beş billahi. Sefa getirmişsiniz, şeref vermişsiniz, hoş gelmişsiniz. Bulduk bulduk, kendimizi bulduk, sağ olasın. Hoş gelmişsiniz. Şeref ağa, hayırdır? Senin ne işin var böyle yerlerde? Bizim cevherin moralı bozuktu. Biraz moralı düzelsin diye getirdim. Hayırdır Cevher kardeş? Niye moralim bozuk? Yeğenlerimizin hakkı yeniymiş mekanlarında. Ondan moralim bozuk. Hayırdır? Yeğenlerin kadın mı? Niye ki? Sen kadınların mı hakkını yiyorsun? İster kadının hakkını yerim, ister başkasının hakkını yerim, ister kendi hakkımı yerim. Burası benim mekanım. Ben senin mekanına gelip onun hakkı bu, bunun hakkı bu diyor muyum? Görürsün Cevher. Bizim Murat racon kesi. Sen de onu kesersin. Öde şirk dahi. Size taktız imdatla ha. Keseriz de keseriz. Biz buraya müzakereye geldik. Adem Murat millete hakkını vermi. Biz de Murat'ın mekanlarını alırız. Ben Murat'ım. Alabiliyorsan al. Peki. Başka sözüm var mı? Yok. Murat, seni hiç sevmedim. Arkanda kim varsa onu zaten hiç sevmeyim. Cevherim, söyle buradakilere beni seven arkamızdan gelsin. Ben haklarını veririm. Elemanlar gidiyor abi, ne yapalım? Defolsun gitsinler, it mi yok? Bir de bana değilsiz ki. Ersoy'la alakası yok Murat'ın. Bir adamın Ersoy'la alakası olmayacak da bana böyle posta koyacak he? Ya varsa var ha. Başka zaman olsa dilim dilim doğrardın ciğersiz. Kadınlar var görmemişsin. Biraz kibar ol. Siz canınızı sıkmayın. Ben mekanları alırım, size de hakkınızı veririm. Canınızı sıkmayın.
Abi, niye ölmeme müsaade etmediniz? İntikamını almadan mı öleceksin Özcan? Hangi elle alacağım abi? Sağlam elinle. Abi, her şey aklıma gelirdi de. Bu gelmezdi. Öleceğim derdim. Pisi pisine öleceğim. Hak ettiğim gibi, it gibi öleceğim. Ama böylesi olmadı be abi. Onlar nasıl laflar Özcan? Bir daha duymayayım. Daha neler duyacaksın abi? Çolak diyecekler. Sakat diyecekler. Bir işe yaramaz diyecekler. En azından şerefsiz demeyecekler Özcan. Diyecekler abi. Onu da diyecekler. Kimse öyle bir şey diyemez. Niye abi? Sen demedin mi? Bulut öldürdüğümü öğrenince demedin mi? Şerefsiz demedim. Cahil dedim. Sonra pişman olduğunu gördüm. Niye öldürmedin abi beni? Bulut öldürdüğümü öğrendiğin anda kafama sıkacaktın ki erkek gibi ölecektim. Ömrü hayatımda çok yanlış yaptım. Doğru yaptığım da olmuştur. En doğru yaptığımı soracak olursan budur. Dedim ki cahildir, öfkelidir. Bir hata etmiştir. Neticede Zülfikar'ın yeğenidir. Aslandan çakal doğmaz dedim. Öldürmedim. Bir de baktım ki bizim Özcan canımızı kurtarmış. Hem de Ersoy'un elinden. Abi, ben seni öldürmek istedim. Bulut'u değil. Niye anlamak istemiyorsun? Biliyorum Hasan'ım. Biliyorum. Ben de senin yerinde olsam belki de aynı şeyi yapardım. Neticede sen amcanı herkesten, her şeyden çok seviyorsun. İnsan sevdiğinin de canını acıtmak ister bazen. Niye amcama söylemedin? Bu senin yeğenin, Yezid demedin. Değil çünkü. Özcan, insan elsiz yaşar, kolsuz yaşar, bacaksız yaşar. Ama bir insan şerefsiz, haysiyetsiz, yüreksiz yaşayamaz. Sen de şerefinle, yüreğinle aslanlar gibi yaşayacaksın. İnsan gücünü bileğinden almaz, yüreğinden alır. O yüreği de Allah verir, doğuştan olur. O yüreği vermedikten sonra istersen 4 tane kolun olsun neye yarar Özcan? Can sizi soruyor. Nasılsın Özcan'ım? İyiyim abi. Daha iyi olacağım. İyi. Aslanım benim. Tabii ki daha iyi olacaksın. Ulan, hastaneden çıkar çıkmaz evlendireceğim seni.
telli duvaklı düğün yapacağım sana. Memati ile ben de şahit olacağız, değil mi Memati? Tabii usta. Amca. Söyle aslanım. Ben seni canımdan çok seviyorum. Ama sana layık bir yeğen olamadım. O nasıl laf? Bir daha duymayacağım böyle bir laf. Amca, beni biraz ayağa kaldırın. Dinlen Özcan'ım, sonra kaldırırız. Azıcık dolaşsam iyi gelecek abi. Oda içinde abi. Zeynel. Hakkınızı helal edin.